Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programını izlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım, bugün sevgili konuğum Elif İnce ile birlikteyiz. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk Yağmur. Şimdi güzel, hayırlı bir vesileyle Elif'i burada konuk ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda Ekoloji Kolektif tarafından yayımlanan internetten kamusal veriye ulaşma rehberi Elif'in değerli katkılarıyla uzun süreli, son derece yorucu aslında pek çok pratiğinin de burada işlenmiş olduğu bir rehber. Kendisi internet üzerinden hem sanal kitap olarak erişilebilir hem de benim gibi şanslıysanız bu harika grafiklere sahip olan kitabın basılı versiyonunu da edinebilirsiniz. Kendisiyle bu hem bu rehberin hazırlayıp sunduğu, projelendirdiği sürecini konuşmak için buradayız. Hem de içinde neler var? Siz de birer yurttaş olarak yaşadığı şehirle ilgili, içinde bulunduğu mahalleyle ilgili, sokağıyla ilgili, sokağındaki anıt ağaçlarla ilgili araştırma yapmak isteyen, bilgi öğrenmek isteyen, benim mahallemde şöyle bir proje vardı, ne oldu bunun ihale süreci diye merak eden yurttaşlarsanız, akademide araştırma yapan bir kent araştırmacıysanız ya da sadece meraklı bir İstanbulluysanız nerelerden, hangi özel ya da kamusal kaynaklardan, internetten bilgiye ulaşabilirsiniz diye sağ ol Elif bizler için hazırlayıp hepsini böyle bir rehber içinde bizlere ulaştırmış oldun. Ekoloji Kolektifi tarafından da yayımlandı bu yıl içinde. Onu da söylemiş olalım. Ellerine sağlık öncelikle. Çok teşekkürler. İş görür umarım. Ben de çok güzel özetledin aslında. Hem akademik olarak veya mesleki olarak bu meselelerle, kent ve ekoloji meseleleriyle ilgilenenlerin işine yaramasını istedim hazırlarken. Ama bir yandan da sadece meraklı insanların veya merakını geri kazanmak isteyen insanların etrafına biraz daha işte araştırmacı bir gözle, biraz daha meraklı bir gözle bakmasını da sağlamak istedim. Ve o yüzden de oldukça basit bir şekilde anlatmaya çalıştım bütün bu kaynakları. Küçükken anneanneme e-mail kullanmayı öğretmiştim aslında bayağı ona anlattığım gibi yani. İşte fareyi şuraya getirin, şuraya tıklayın diye bol görselle hani göz korkutmayacak bir şekilde anlatmaya çalıştım. Böyle bir rehber çıktı ortaya. Hem söylediğin gibi iklimadaleti.org sitesinden PDF'i yüklenebilir. Zaten internet kaynaklarını anlattığı için PDF gayet kullanışlı bir kaynak. İşte linklerin üstüne tıklayıp direkt ilgilendiğiniz kaynağa gidebilirsiniz. Ama işte basılı kopyayı ben elimde tutmak istiyorum, altını çizmek, arkasından notlarımı almak istiyorum derseniz o zaman da kargo ücretini ödeyerek sipariş edebilirsiniz Ekoloji Kolektifinden. Ücretsiz olarak yani sadece kargo ücretiyle edinebilirsiniz kitabı. Böyle yani. Evet, hem ücretsiz olarak herkesin erişebileceği, herkesin içinde yaşadığı şehirle, çevreyle, kentle ilgili, mahallesiyle ilgili, içinde bulunduğu sokakla, yapı adasıyla ilgili sorgulayabileceği, oradaki söylediğimiz gibi anıt ağaçlardan ihale süreçlerine ya da kesilen ormanların daha önce nasıl haritalandığı ya da nasıl kayıtların tutulduğuna kadar, ÇED raporlarına kadar aslında çok fazla bilgiyi açık kaynak olarak, ücretsiz olarak erişebiliyoruz internetten. Bütün bunların hepsini aslında derlemiş olduğun, tekrar edelim, ücretsiz bir yayın. Hem basılı olarak hem de sanal kitap versiyonuna erişebilirsiniz iklimadaleti.org üzerinden. Bir yandan da sen çok uzun zamandan beri hem iklim adaleti, hem kent hakkı, hem ekoloji mücadelesinin içinde aktif olarak çalışan, üretim yapan bir gazetecisin. Evet. Senin aslında yılların birikimini de buraya aktardığını söyleyebiliriz. Evet öyle. Hem işte 2010 ile 2014 arasında Radikal'deydim. Ağırlıklı olarak kentsel dönüşüm, kent haberleri yapıyordum. Hem o esnada işte bir şirket kime aittir? Bu nasıl bulunur? İşte ihaleler vesaire. Bunları oradayken öğrenmek durumunda kaldım. Çoğunlukla kendi kendime. Daha sonra Ekoloji Kolektifi'nin iklim adaleti sitesini kurmak için birlikte çalıştık. O esnada da termik santrallere yani işin ekoloji kısmına biraz daha bulaşmış oldum. Orada da işte ÇED raporlarıdır, işte ağaç kesimleridir vesaire bunlarla daha haşır neşir oldum. Dolayısıyla hem işin kent kısmını hem de ekoloji kısmını zaten kent ve kır bir arada yani çok da ayırabileceğimiz şeyler de değil. İşin iki tarafını birden aydınlatan, işte bir yandan bütçe meselesi de var. Hem kentte hem kırda yapılan projelerde işte neye ne kadar bütçe ayrılmış, dediğim gibi ihaleler, hava kirliliği de var, ışık kirliliği de var içinde. Vaktimiz yettiğince de bir takım işte ilginç kısımlarını kısaca değinebiliriz aslında. Bu programı izleyenler de hani şöyle bir
nelere nasıl ulaşabilecekleri hakkında bir böyle sıkıştırılmış zip dosyası halinde bir fikir edinebilirler. Evet, bir yandan bu kadar bilginin bu 70 küsür 80'e bile varmayan bir kitapta bir hap olarak çeşitli bölümler halinde, hayli kalabalık ama o kadar net, dediğin gibi hani benim etrafımdaki herkesin de, benim de, herhangi bir İstanbullunun da anlayabileceği bir dille hazırlanması çok çok kıymetli. Bunu açtığınız zaman içinde çeşitli, onun üzerinde bölüm var. Bunun üzerinden Elif'in tabiriyle depresyondan çıkaran çeşitli, aslında ışık kirliliğinden tutun anıt ağaçlara kadar aslında pek çok şey de görebiliyorsunuz. Bir yandan arkeoloji ve kültür varlıklarını da görüyorsunuz. Projelendirme süreçlerini de görüyorsunuz. Yani hepimiz İstanbullular olarak program tabii ki şehir hepimizin buradaki ihale süreçleri ne olmuş, ne olmuş da neden bu ihale bu şekilde bu şirketlere gitmiş, onlara hangi ÇED raporları nasıl gelmiş, gündelik hayatımızın artık ayrılmaz birer parçası oldu. Bunlarla ilgili nasıl bilgiye ulaşabiliriz? Eğer istersen kısa bir süreçten bahsedip belki bölüm bölüm üzerinden geçebiliriz. İzleyicilerimiz nasıl nelere ulaşabilir bu kaynaktan? Hazırlık sürecinden mi bir parça? Yani aslında bayağı uzun yıllardır ekoloji kolektifi benden bekliyor bu rehberi. Ama benim de bilmediğim bir takım kaynaklar vardı. O yüzden vakit aldı aslında. Yani konuyla ilgilenen tanıdığım avukatlardan, işte gazetecilerden, akademisyenlerden, yani bir sürü insandan kaynak sordum, soruşturdum ve rehberin taslak halini paylaştım. Sonra bir şeyler eklendi. Dolayısıyla oldukça kapsamlı olduğunu düşünüyorum. Esas vakit alan da buydu, yani belli kaynaklara ulaşmak ve o kaynakları nasıl kullanacağını bir kısmını da çözmek. O yüzden diyorum ki zaten hani uzmanların da işine yarayacağını düşünüyorum. Ben 10 yıldır çünkü kent ekoloji haberleri yapıyorum ama benim de bilmediğim kaynaklar var bu rehberde. Yani rehberi yaparken öğrendiğim kaynaklar oldu. O yüzden dediğim gibi işte hem uzmanların da işine öğrenebilecekleri bir şeyler var. Bir yandan işte bu konularla ilgilenmek zorunda bırakılmış. İşte sokağına işte ağaç kesi, kötü bir ağaç kesimi olan veya kötü bir istemeyen bir işte proje yapılan bir termik santral bir anda bitiveriyor diyelim ki köyünde birinin ve bununla ilgilenmek zorunda kalıyor. Hani onun da işine yarasın. Bir yandan işte 10 yıldır bu meseleyle ilgilenen bir gazetecinin de öğrenebileceği bir şey vardır diye tahmin ediyorum burada. Bir yandan detaya girmeden önce şunu da söylemek önemli diye düşünüyorum. Yani bir ülkede işte malum demokrasiyle ilgili, bilgi almakla ilgili, çeşitli süreçlerle ilgili, yani yurttaşların bilgilendirilmesiyle ilgili sıkıntılar olduğu için bir genelde bu meselelerle ilgilenen, aktif olarak ilgilenen aktivistler de olabilir, bu konuda yazıp çizen insanlar da olabilir, bir bezginlik hali oluyor ve hiçbir konuda bilgiye ulaşamayabileceğimiz gibi bir işte böyle bir bezgin, depresif hale giriyoruz. Hani hem o algıyı yıkmak istedim bir yandan. Yani işte mülksüzleştirme ağları diye bir benim de dahil olduğum gönüllü bir proje var. Burada da şirketleri ve üstlendikleri projeleri haritalıyoruz. Orada da aynı amaç vardı. Yani o kadar da bilgiye ulaşamıyor değiliz. Bir yandan da kesinlikle işte Türkiye çok şeffaf bir şekilde muhteşem ve işte güncel, kapsamlı bilgi paylaşan bir yer. Kurumlar mükemmel bilgi paylaşıyorlar ve aradığımız her şeye ulaşabiliyoruz diye bir şey de katiyen yok. O yüzden her bölümde de zaten şeylerin, veri tabanlarının sıkıntılarını da kısaca uzatmadan yani ve düzeltilebilecek, daha da geliştirilebilecek şeylere, unsurları da kısaca değindim. Ve kesinlikle böyle bir iddiam yok. Yani bu çok şeffaf bir yerde yaşıyoruz ve istediğimiz her türlü bilgi. Yani birçok şeyde, veri tabanında sıkıntılar var. Birçoğunda mesela kelime arama çalışmıyor, güncel mi değil mi anlayamıyoruz. Veriler kullanıcıya işte uygun bir takım kolay ara sistemlerle verilmiş ama mesela bir akademisyen bunları alıp kendi analizini yapmak istese ham veriye ulaşamıyor birçoğusunda, birçoğu uygulamada. Hani bir sürü sıkıntı var. Ama yine de birazcık deşmeye gönüllüyseniz birçok veriye ulaşabiliyorsunuz. En azından ne tür verinin mevcut olduğu hakkında bir fikriniz oluyor. Ha şöyle bir veri paylaşılıyormuş ama güncel mi acaba? Güncel değilse bilgi edinme başvurusu yapabilirim diyorsunuz. Yani kolay olmuyor. Fakat bir takım işte tünelin ucundaki ışıkları görebiliyoruz yani bu kaynaklar vesilesiyle. Öyle yani, ne siyah ne beyaz. Onu da söylemek önemli diye düşünüyorum. Şunu da söyleyelim tabii bununla ilgili. Buradaki iki, yanılmıyorsam, kaynak dışındakilerin hepsi kamusal kaynaklar değil mi? Ama özel kaynaklar da var. Hepsi erişilebilir ama. Evet, hepsi
Türkiye kurumlarının kaynakları Google Earth ve Global Forest, pardon 3 tane. Google Earth birincisi özel kaynak. Global Forest Watch uydu görüntülerinden orman tahribatını haritalayan bir sistem. Bu da özel bir kaynak ve yabancı bir kaynak. Son olarak da ışık kirliliği haritaları var. Light Pollution Map diye bir kaynak. Bu da özel bir kaynak. Onun dışında hepsi Türkiye kurumlarının kendi veri tabanları. Ve Ticaretçi gazetesi zaten ilk detaya girdiğimizde Ticaretçi ile başlayabiliriz. Bence en önemli kaynak evet. O. Ticaretçi gazetesini kullanmak için kaydolmanız gerekiyor. Kaydolmak 2 dakikalık bir iş. E-mail'ınızı giriyorsunuz. İşte şifre şey yapıyorsunuz. E-mail geliyor. Tıklıyorsunuz. Aktive ediyorsunuz. Onun dışında kaynakların hiçbirine girmek için kayıt olmak bile gerekmiyor. Yani mükemmel kaynaklar olmasalar da en azından açıp kullanmak. Hani girmek kolay. Evet. Ya da diğer verilerle karşılaştırabilmek için ham veri edinilemiyor olsa dahi ya da ne kadar güncel olduğunu dediğin gibi bilmiyorsak evet. Olsak dahi en azından bu kaynakların her birini yan yana ve temalarına, konularına göre burada bölümlenmiş olarak görüyor olmak bana iyi geldi hakikaten. Evet bir yerden herkes hı-hı. Yurttaş gazetecilerinin bunlar üzerinden yapabilir gibi de bir mesajı var. İstiyorsan biraz detayına girmeye tabii. Başlayalım. İzleyiciler tabii. Şanslıyız bugün. Televizyondayız. Görsellerle de aktarabiliriz. Evet. Buralardan şunları evet. Görüyorsunuz gibi. İlk görseli alabiliriz o zaman. Ekrana. Giriş için düşünmüştüm. Bir sonrakine geçebiliriz. Yani burada işte bir araştırmacının işte çevreye bakışını şey yapmak istemiştim. Şimdi burada Konya'daki Yalburt Yaylası'nın bir görseli var. Bu Yalburt Yaylası Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi'nin Facebook sayfasından aldığım görseli. Bunu paylaşma sebebim buradaki bu arkeolojik alanda bir termik santral yapılmak isteniyor Konya'da. Şimdi bu sahada linyit 80'lerde keşfediliyor ve en başta North American Coal Company diye bir şirket girip buranın işletme hakkını alıyor. Fakat daha sonra 2011 yılında Konya Ilgın Elektrik Üretim AŞ diye bir şirket giriyor işin içine. Şimdi diyelim ki işte siz sahadaki bir arkeologsunuz veya burada yaşayan bir insansınız. Bir şekilde öğrendiniz ki Konya Ilgın Elektrik Üretim AŞ diye bir şirket geliyor ve buraya bizim işte arkeolojik alanımızın, verimli tarım topraklarımızın olduğu buraya bir termik santral yapmak istiyor. Ben bu şirketin kime ait olduğunu nasıl bulacağım? Bunun cevabı Ticaretçi Gazetesi. Bence herkesin bir şekilde bir gün hani böyle bir çevre ekolojiyle ilgilenmeseniz bile bir gün bir şirketin sahibinin, ortağının, yönetim kurulunun kim olduğunu öğrenmeye ihtiyacınızın olması yüksek ihtimal. Bunların hepsini de Ticaretçi Gazetesi'nde bulabiliyorsunuz. Bir sonraki görselde bir örnek var. Ticaretçi Gazetesi'nde sermaye sahipleri, sermayedarlar gözüküyor. Yok, bu değil. İki numaralı, pardon, üç numaralı görsel olması gerekiyor. Bu da değil. Ticaretçi Gazetesi 3 numaralı görsel olması gerekiyor. O görsele gelirken kısaca şey de söyleyebilirim. Ticaretçi Gazetesi'nin göz korkutan bir tarafı var. Yani böyle her tarafı yazı, küçük küçük yazılar. Ama bir süre sonra yani birkaç şirket baktıktan sonra bile gözünüz alışıyor. Yani sermaye, yani şirket ortaklarının kim olduğu hep böyle belli bir formatta yazılıyor. Şimdi görseli bulabilirsek anlatacağım. Yani alt alta işte şirketin sahiplerinin işte şirketin sermayesi 10 milyon liradır. İşte şu bazen şirketler de ortak olabiliyor. Şu şirketin 1 milyon sermayesi vardır. İşte şu şahsın 1 milyon sermayesi vardır diye listeli bir halde görebiliyorsunuz. Bunun bir de kısa yolu var. Rehberde de ikinci anlattığım kaynak İstanbul Ticaret Odası. Eğer şirket İstanbul'da kayıtlıysa İstanbul Ticaret Odası'nın sitesinden girip sermaye değişikliğinin hangi tarihli Ticaretçi Gazetesi'nde yaptığını bakıp direkt pat diye Ticaretçi Gazetesi'nin o kaydını açabilirsiniz. Yoksa şirket İstanbul'da kayıtlı değilse bu Ticaretçi Gazetesi'nin bence bir kullanım sıkıntısı. Eğer İstanbul'da olmayan bir şirketi arıyorsak teker teker son kayıttan başlayarak geriye doğru bakalım hangi kayıtta en yakın zamanda sermaye değişikliği yapılmış. Ya sermayenin arttırılması gerekiyor ya bir değişiklik yapılsın ki kayıt yenilenmiş olsun. Yoksa ilk kayıtta her zaman sermaye, ilk yani şirket kurulduğundaki sermaye kaydını bulabiliyorsunuz zaten. Böyle yani gösterebiliyor muyuz acaba 3 numaralı görseli? Konya Ilgın Elektriğin ortakları kimmiş? Görebilmek için. Göremiyorsak eğer ipucu verebilirim.
Ciner. Yani kaydı açabilirse gerek, kayıtta gözüküyor zaten. Hem Ciner grubuna ait bir maden firmasının ismi gözüküyor. Park Maden olması gerekiyor sanırım. Bir de Turgay Ciner'in ismi de gözüküyor yani sermayedarlarda. Ve bu örnek şu yüzden de önemli. Çünkü genelde şirketler termik santral kurarken, yani başka yatırımlarına da yapıyorlar bunu, ama kendi isimlerini kullanmıyorlar. Dediğim gibi Konya Ilgın Elektrik Üretim AŞ'yi gördüğünüz zaman siz bunun Ciner gibi dev bir holdinge ait olduğunu anlayamıyorsunuz. Hatta bazen çok masum isimler de olabiliyor. Dolayısıyla girip ticaret gazetesinden bakmak gerekiyor bu şirket kime ait diye. Bununla ilgili senin mesela söylediğin yeşil vaadi. Yeşil vaadi örneğini bu sefer kullanmayayım diye düşündüm var. Evet, evet. Hani böyle isimler evet, gördüğünüz zaman. İşte masum bir takım isimler oluyor ama bir bakıyorsunuz işte Türkiye'de zaten 10 tane büyük holding var bu işleri yapan. Onlardan bir tanesi çıkıyor yani çoğunlukla. Bu şeyin de azıcık fotoğrafını da gösterdik. Azıcık şimdiki durumu da özetleyeyim. 2011 yılında Konya Ilgın Elektrik yani Ciner grubu devralıyor. 2014'te höyüklerin nasıl oluyorsa tescil derecesi birinciden üçüncü dereceye düşüyor. Yani koruması azalıyor şirket devraldıktan sonra. Sonra 27 Mart 2019'da Ekoloji Kolektifi, rehberi de hazırlanmasına vesile olan dernek bir dava açıyor. Ekoloji Kolektif'in avukatları ve Konya 2. İdare Mahkemesi Hareme Höyüğü'nün tescilinin düşürülmesini hukuksuz buluyor. Mücadele bir şekilde devam ediyor yani burada. Şimdilik höyük kurtulabilir gibi gözüküyor. Evet. Bir sonraki kaynağa geçebilirim aslında. Burada EKAP yani ihale de kamunun verdiği ihaleler kime verilmiş, ne zaman verilmiş, ne ihale usulüyle verilmiş, beşinci başlık rehberdeki. Şimdi burada bence en ilginç olan şeyin gıybet kısmı, yani daha doğrusu haber değeri olan kısmı özel ihaleler. Yani herkese açık yapılmış, açık ihale usulü esas aslında kamu ihale kanununda. Fakat pazarlık usulü istisnai bir ihale usulü olmasına rağmen oldukça sık bir şekilde ve uygunsuz bir şekilde kullanılıyor. Pazarlık usulü de neden kötü bir ve açık olmayan bir ihale türü? Çünkü ilan yapılması zorunlu değil. Siz 3 tane istekliyi çağırıp kendi aranızda bir adı üzerinde pazarlık yapıp ihalenin kime ne kadara verileceğine karar verebiliyorsunuz. Dolayısıyla işte bir takım işte sıklıkla tercih edilen gruplardan birine gitmesi muhtemel, evet, bu ihalelerin diyelim kibarca. Şimdi önce bir cümleyle de bu ihalenin her şeye rağmen özel bir ihale olduğu kanunla belirlenmiş bir okumak istiyorum. Hangi durumlarda pazarlık usulü ihale kullanılması gerekiyor? Sonra birkaç örnek vereceğim. Görsellerde de görebilirsek eğer. Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen durumlarda kullanılması gerekiyor bu ihale türünün. Yani diyelim ki bir yerde toprak kaydı ve bir yol kapandı. Senin çok hızlı bir şekilde bu yolu yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bizim açık ihale yapacak vaktimiz yok. Bu yolun açılması gerekiyor. O zaman pazarlık usulü yapalım dediğiniz bir durumda. Bu arada bu kanunlar sürekli değiştiriliyor. Özellikle ihale kanunu. Bunu da biliyordur izleyiciler diye tahmin ediyorum. Çok haber yapıldı çünkü. Mayıs 2018'de bu pazarlık usulüne bir istisna maddesi ekleniyor. Demin saydığım işte doğal afet, salgın hastalık vesaire. Yapım tekniği açısından özellik arz eden diye bir gayet muğlak ifade ekleniyor. Ve bu aslında bu ifadeyle de bu saçma sapan uygunsuz kullanımın önü açılmış oluyor. Şimdi birkaç tane örnek göstermek istiyorum. 6 numaralı görseli eğer açabiliyorsak. Gaziantep Belediyesi'nin 2012'de yaptığı bir ihale var mesela. Bunu EKAP'tan bulabiliyorsunuz. Yani EKAP'tan girip ihale türünde 21B'yi seçtiğiniz zaman, evet şu anda görüyoruz ekranda. 21B, bakın işte ihale türü yapım pazarlık 21B yazıyor. Ve ne yapılmış? Fok evi yapmış Gaziantep Belediyesi bu maddeyi kullanarak 2012 senesinde. Bir sonraki görselde de 7 numaralı görseli açarsak orada da EKAP'ta nasıl bir ihalenin tutarının görülebileceğini. Evet, bakın burada da 700 milyon liraya bir fok evi yapıldığını görüyoruz yani bu
çok özel durumlarda kullanılması gereken ihale usulü kullanılarak. Şimdi ben bunun üstüne de gittim bu 21B meselesinin. İşte EKAP'tan girdim. Yani bunu işte bir araştırmacı, bir akademisyen vesaire de böyle bir şey yapmakla ilgilenebilir. Sadece haberciler değil. Son işte belediyelerin yaptığı bütün 21B ihalelerine baktım. Aralarından en saçma gözükenlerini seçip bilgi edinme başvuruları yaptım o idarelere. Neden siz bu ihaleyi 21B usulü yaptınız diye. Şimdi 8 numaralı görseli alabilirsek orada mesela benim şey yaptığım, bilgi edinme başvurusu yaptığım bir örnek var. 2010'dan biraz eski bir hali ama çok saçma olduğu için şey yapmak istedim yani. Değişmek istedim. Nilüfer Belediyesi'nin Japon Parkı ve Çay Evi diye bir özel ihalesi var. Evet, şimdi yani şu anda KSP kaydını göremiyoruz ama bu benim bilgi edinmeme gelen cevap. 2010 yılında yapılmış, ben kısacık detayları vereyim. 935 bin liralık bir şey. Niçin bunu kullandınız, niye 21B kullandınız dediğim zaman gelen cevapta 2010 yılı Japon yılı ilan edilmişti ve kardeş belediyemiz Tokay Belediyesi ile yapılacak kardeşlik yılı kutlama etkinliğine yetişmesi amacıyla bu ihale pazarlık usulü verilmiş. Böyle bir cevap geldi. Şimdi burada şeyi de göstermek istiyorum bir yandan. Bilgi edinme başvurusu cevap geliyor. Yani her zaman gelmese de bazen gelebiliyor. Gelmediği durumlarda da benim çok sık kullandığım bir şey, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu diye bir kurul var. Bu bilgi edinme başvurunuza cevap gelmezse veya eksik cevap gelirse başvurduğunuz bir üst kurul. Ve şu ana kadar benim neredeyse tam bütün başvurularıma ve herhalde BDK'ya en az 30 kere başvurmuşumdur diye düşünüyorum. Neredeyse hepsinde bana olumlu cevap geldi. Yani Elif İnce'nin başvurusu bilgi edinme kanunu kapsamındadır ve cevap verin veya eksik cevap verildiyse de bu cevabın verilmeyen kısmını da tamamlayın diye belediyeye böyle gayet sert bir dille ikaz gidiyor yani. Şimdi oradan da bir aslında 10 numaralı örneği açabilirsek Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, bu daha yakın zamandan bir örnek. 2015 senesinden Antalya Kaleiçi Hıdırlık Sokak Kentsel Tasarım Projesi uygulaması. Bu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun, bakın şey, işaretli kısmında gözüküyor. Belediyeden bana gelen cevap, ihaleye katılmadığı görüldüğünden ihaleyle nasıl bir ilgisi olduğunun anlaşılmadığı bildirilmiştir. İnanılmaz komik yani. İhaleye katılsam niye sorayım ki zaten? Yani biliyorum ihalede ne olduğunu. Sonra bir sonraki görselde de Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun ikazı üzerine gelen cevabı 11 numaralı görselde görebilirsiniz. Burada da Merkezi Kanada'da bulunan Çiçek Açan Şehirler Yarışması'na katılacağı için 21B kullandıklarını itiraf ediyorlar yani aslında. Burada da 4,5 milyonluk bir kentsel tasarım, işte bir sokak yenilemesi olduğunu tahmin ediyorum kale içinde. Yani böyle skandal şeyler, yani haberci için gayet skandal şeyler bunlar. Bunların her birinden ayrı bir haber çıkardı yani. Evet. İşte Radikal'de çalışıyor dedim, hepsine ayrı ayrı haber yapmıştım herhalde diye düşünüyorum. Aynı zamanda bilgi edinmenin de nasıl kullanılabildiğini, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na başvurduğunuz zaman işte belediyelerin veya işte ilk başta cevap vermek istemeyen, siz ihaleye katılmadınız niye soruyorsunuz canım diye cevap veren belediyelerin de cevap vermek zorunda kaldığında görüyoruz yani. Dolayısıyla işte o dediğim gibi Türkiye'de hiçbir kurum işlemiyor diye bir halle de bilgiye erişilemiyor. Yani o zaman işte böyle oturup bezip kalıyoruz. O yüzden en azından bunları zorlamak. Yani bunu mesela belediyeye şeyi öğretti. İhaleye katılmayan bir insan da merak edebilir ihalenin detayını. O belediye onu öğrenmiş oldu. Bilgi Edinme Kurulu da işte böyle bir ikazdı. Yani bu mekanizmaları işletmiş oluyorsunuz. Evet. Çalıştırmış yani, o çarklar dönüyor siz başvurduğunuz zaman. Bilgi edinme hakkı da çok çok önemli bir hak. O yüzden onu ne kadar çok biz yani bayağı bir, bence hatta aktivizm olarak herkes merak ettiği bir konuda başvurup yani o çarkın dönmesini bile sağlayabilir. Hiç önemsiz diye düşünmüyorum. Yani sen devletin herhangi bir kurumuna bayağı istediğin soruyu sorabiliyorsun. Yani tabii ki belli kısıtlar var. Ama inanılmaz bir hak yani. Çok önemsiyorum, dolayısıyla kullanalım, kullandıralım <Evet. gülüyor> diyorum. Sonra Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün veri tabanına bakabiliriz. 12 numaralı görselde 3. Havalimanı'nın etrafında ki yani Tapu, evet.
Yani istediğiniz parsele girip tıkladığınız zaman TAPU Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sitesinde işte parselin büyüklüğü, parselin hatları ve vasfı gözükebiliyor. Buradan bir de analiz diye sağ üstte analiz diye de bir opsiyon var. Ben de bunu rehberi hazırlarken öğrendim mesela. Bir sonraki görsele geçersek eğer 13 numaralı. Burada alım satım yoğunluğunu seçtim. 2014 senesi sanıyorum, şu anda göremediğim için tam olarak şey yapamadım. Ama sene sene seçebiliyorsunuz. Yani havalimanının etrafında inanılmaz bir gayrimenkul alım satımı yaşandığını görüyoruz. Burada kırmızılar en yoğun olan yerler. Evet. Yani tabii ki bunu hani şu görselden tek başına bir analiz yapmak çok da mümkün değil ama burada bir alım satım yoğunluğu olduğunu evet, anlayabiliriz en azından. Bu da bence işte kent çalışanlar, ekoloji çalışanlar vesaire için oldukça ilginç bir evet, şey. Evet. Bir veri. Sonra geodataya geçebiliriz. Bu işte depresyondan çıkartır dedim kaynaklardan bir tanesi. Çünkü korunan alanları görebiliyorsunuz, milli parkları görebiliyorsunuz, kent ormanlarını görebiliyorsunuz, yaban hayatı geliştirme sahalarını görebiliyorsunuz. Yani benim bazılarını var olduğunu bile bilmediğim bir takım koruma kategorileri. Yaban hayatı geliştirme sahası diye bir şey varmış mesela. Şimdi 14 numaralı görselde Türkiye'deki bütün işte geodata sistemini açtığınız zaman, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uygulaması bu arada, bütün korunan alanlar seçili. Burada işte farklı renkler de yanında lejant küçük gözüküyor. Tabiat parkı da var. Yaban hayatı geliştirme sahası da var işte. Mağara da var. İşte tohum sahası da var vesaire. Bir sonraki görselde de İstanbul'un yaban hayatı geliştirme sahalarını görüyoruz. Bakın 3 tane, toplamda 3 tane yaban hayatı geliştirme sahası var. Bir sonraki görselde de İstanbul'daki sadece 3 tane yaban hayatı geliştirme sahasından bir tanesi bu. Sarıyer'deki Fener Yolu yaban hayatı geliştirme sahası ve tam ortasından 3. köprünün geçtiğini görebiliyoruz mesela. Bu da depresyondan çıkarttı önce, sonra tekrardan depresyona. Evet, başladı yere geri döndürmüş. Hızlıca depresyona yine girdik ama en azından. Yani ben işte bu uygulamayı açtığım zaman hani gidip bu çeşitli koruma alanlarını görmek, keşfetme ve hani bir yeri görüp keşfedip işte orayla bir bağ kurduğun zaman oraya da bir sonra koruma güdüsü geliyor insana yani. Evet. Dolayısıyla hani öyle bir hani ilimde, yaşadığım yerde, çevremde nereler koruma alanları, niye koruma alanıyım, işte burada acaba endemik bir bitki mi var ya da bir işte niye burada bir yaban sahası var, işte bahsettim. Merak duygusunu da tetikleyen bir şey bence. Yani sadece işte mesleki olarak ilgilenenler değil ama yaşadığı yeri keşfetmek isteyen insanlar da girip koruma alanlarına bakabilirler diye düşünüyorum. Yine buna benzer bir sistem, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın SAVAP diye bir uygulaması var. Sit alanları vatandaş bilgilendirme sistemi. Burada da özellikle ağaçlar, bence ağaç veri tabanı oldukça güzel. Mağaralarda var ama ağaçlar oldukça sık gündemimize, daha mağaralara yetemedik yani. Evet. Mağaralara projede yapılmıyor bildiğim kadarıyla, bir şey yapmaya çalışmıyorlar henüz ama. 17 numaralı görsele bakarsak SAVAP'da ki tüm kayıtlı ağaçları görebiliyoruz. Şimdi şunu da söyleyeyim, bunun ne kadar kapsamlı ve ne kadar güncel olduğunu da bilmiyoruz. Bu da ciddi bir dezavantaj. Evet. Fakat yine de böyle bir veri tabanı var. İşte bir sürü de ağaç kayıtlı en azından. Böyle bir minimumdan bahsedebiliriz. Bir sonraki görselde de Zonguldak'taki bir porsuk ağacının kaydını görüyoruz. Bakın şurada hemen işte sarı üstünde işaretli şeyin altında, bilgi kutucuğunun altında gözüküyor. 4113 yaşında olduğu belirtiliyor burada ve 2018'de tescillenmiş. Hatta haber olduğunu da hatırlıyorum ben, insanlar gidip sarılıyorlardı falan ta ağaca. Biraz da korkmuştum ya. Şimdi haber oldu. Afişe edildi hani zarar da gelmesin falan diye, ama bir yandan da çok güzel bir şey. Evet. Yani 4000 sene nedir? Hani bu yaş ne kadar spesifik, hani ne kadar doğru 4113 tespiti, bundan da emin olamıyorum ama çok yaşlı bir porsuk ağacının Zonguldak'ta tescillendiğini en azından söyleyebiliyoruz yani bu uygulamayı kullandığımız zaman. Yine ağaçlardan devam edebiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, ben bunu da bilmiyordum mesela rehberi hazırlayana kadar, hem bir cep telefonu aplikasyonu var hem de internet sitesi var İstanbul'daki tescilli ağaçlarla ilgili. Cep telefonu aplikasyonu biraz komik. Avrupa ve Anadolu yakası için iki tane ayrı
aplikasyon evet. yapılmış. Avrupa yakasındaki araçları merak ediyorsanız Avrupa yakası şeyini yükleyip Anadolu'yu merak ediyorsanız onu yükleyebilirsiniz. Ben ikisini de yükledim. Şimdi 19 numaralı görseli açabilirsek eğer bir örnek görüyoruz burada. İşte Sarıyer'deki 1382 yaşındaki bir Londra çınarının kaydını görüyoruz. İstanbul Üniversitesi'nin araştırma ormanında. Şimdi şeyde de bu cep telefonu aplikasyonunda bir yaş sıralaması mesela ben yapabilmek istiyorum. İşte girip hani çat diye bana işte en yaşlı ağaçtan en genç ağaca doğru diz, ben işte gideyim en yaşlı ağaçtan ziyaret etmeye, el öpmeye başlayayım diye. böyle bir şey yapamıyorsunuz ama kriter konularak aranabiliyor. Mesela 1000 yaşından büyük ağaçları göster bana diyebiliyorsun. Sonra anıtağaçlar.com İBB'nin bahsettiğim şeyde, internet sitesi de. Orada da 20 numaralı görseli açarsak mesela işte evet Beyoğlu Kabataş'taki Kabataş çınarının kaydını görüyoruz. 253 yaşında doğu çınarıymış bu da ve böyle küçük ilginç bilgiler de olabiliyor içinde. Mesela Kabataş iskelesi karşısında tramvay istasyonu yakınında bulunan Kabataş çınarının Kabataş Camii'ni yaptıran Avni Ömer Efendi tarafından dikildiği rivayet edilmektedir diye bir ilginç bir not da oluyor. Bu internet sitesinde de ilçe ilçe sıralama yapılabiliyor. Böyle bir sonraki görselde de bir büyük fotoğrafını görüyoruz. Hepimizin aslında önünden evet, geçtiği evet. ve hani şu resmi görünce tanıdığı bir ağaç. Evet, evet. Ama işte 253 yaşında işte Avni Ömer Efendi tarafından yapıldığını internet sitesinden bulabilmek de güzel bir şey. Evet, evet. İnsanı bir bağ kuruyor. Bir tık daha fazla bağ kuruyorsunuz yani birazcık daha bilgi alınca. Google Earth de bir kısaca gösterebilirim. Aslında çok da vakit yok aslında herhalde. Bir son 10 dakikamız mı? Nasıl yaklaşık. Peki. Yani bir Google Earth çok önemli. Yani çoğu kişi biliyordur diye düşünüyorum bu meselelerle haşır neşir olan ama bilmeyenler de muhakkak öğrensin diye. Yani bilgisayarınıza yüklemeniz gerekiyor ve benim en çok kullandığım fonksiyonu zaman fonksiyonu. Yani geçmişteki uydu görsellerine gidip bir yerin eski halini görebiliyorsunuz özetle. Burada da çok çarpıcı bir örnek var. 22 numaralı görseli alabilirsek. Bodrum Cennet Koyu'nun burası 2009'daki evet. hali. Bir sonraki görselde de 2013'teki halini göreceksiniz. Mandarin Oriental diye bir otel yapıldı evet. buraya. Biz de baktığı zaman da Radikal'de Serkan Ocak haberini yapmıştı. Cennet Koyu, Cinnet Koyu oldu diye. Güzel başlık. Evet. İşte ve böyle sonra getirip ağaç falan diktiler. İşte biz burayı yeniden yeşillendiriyoruz falan diye. Burayı ne kadar yeşillendirebilirsin evet. ki bu hale getirdikten sonra. Öyle. Yine ağaç üzerinden bir Global Forest Watch bu da. Ağaç kesimleri. Uydu görüntüleri üzerinden ağaç kesimlerini görebildiğiniz bir kaynak. Ben senin sayende öğrendim. Ben de bunu yakın zamanda öğrendim. Burada mesela pembe şeyler belli ki 3. köprü ve 3. havalimanı için yapılan ağaç kesimleri. Bakın solda yine bir şey var, zaman çizelgesi var. Burada 2012 ile 2018 arasını seçip bu görseli almışım. Bayağı çıkıyor yani ortaya. 3. Evet. havalimanı çıkıyor ve 3. köprünün ve bağlantı yolları çıkıyor. Ne kadar çok ağaç kesildiği de gözüküyor yani buradan. Ağaç kısmı böyle. Hava izleme istasyonları var. Bence bu yine sadece mesleki olarak ilgilenenler değil de küçük çocuğu olan, astımı olan, dışarıda koşmak isteyen vesaire yani günlük hayatında da insanların kullanabileceği bir şey olduğu için ona da bir değinebiliriz. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı. Bunu bu sabah aldım bu görseli. Merak ettim hani bu sabah nasıl diye. Yaklaşık 190 küsur istasyon var. Ve şimdi Toraks Derneği'nin de yakın zamanda Nisan 2019'da yaptığı bir açıklama var. Yani şimdi kaynakları anlatırken bir yandan dezavantajlarını da söylemek evet. istiyorum. Yani çok iyi gibi göstermek istemediğim için hani böyle bir kaynak var ama ölçüm yapmayan istasyonlar olduğunu söylüyorlar ve hava kirliliğinin yoğun olduğu bölge ve dönemlerde ölçüm yapmadığını söylüyorlar istasyonların ve de yeterince istasyon olmadığı ve özellikle havanın çok kirli olduğu sanayi bölgelerinde, termik santrallerinin yakınında vesaire ölçüm istasyonu olmadığını da söylüyorlar. Ama yine de böyle bir kaynağımız da var yani. Bir sonraki görselde de Ali Beyköy Kağıthane'yi aldım mesela. Yine saat bugün 1'de aldım bu
şeyi orta kalitede gözüküyor. Diyor ki hava kalitesi uygun fakat alışılmadık şekilde hava kirliliğine hassas olan çok az sayıdaki insan için bazı kirleticiler açısından orta düzeyde sağlık endişesi oluşabilir. Açık havada yürüyüş, bisiklet, spor, piknik için uygun sayılabilir bir hava diyorlar. Yani ben bunun İstanbul'da kırmızı olduğu günleri de gördüm yani ki tehlikeli statüsünde olduğu günleri de gördüm. Dediğim gibi işte küçük çocuğu olan da astımı olan da dışarıya koşu yapmaya çıkmak isteyen için de bence şey kullanılabilecek bir kaynak yani. Bu arada hani ya hava kirliliği gerçekten bu kadar önemli mi diye hani bir şüphesi olanlar için de Temiz Hava Hakkı platformu var 17 kurumun oluşturduğu sağlık ve çevre alanında faaliyet gösteren. Bunların da Mayıs 2019'da bir raporundan bir cümlelik bir alıntı yapmak istiyorum. Kirli hava 2017'de 52 bin kişinin ölümüne sebep oldu. Bu da Türkiye'de trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin 7 katı. Yani evet kirli havada öldürüyor ne yazık ki. Dolayısıyla hava izlemeyi de kullanıp takip edip hani ya mesela Iğdır sürekli kirli gözüküyor. Iğdır'da işte bir alçak bir alan olduğu için anladığım kadarıyla işte kirli hava orada birikiyor. Ne zaman baksam Iğdır kirli gözüküyor ve işte bu raporlarda da en baştaki illerden bir tanesi. Yani astım olan bir insan belki Iğdır'da yaşamayı tercih etmeyebilir yani bu bilgiyi öğrendikten sonra. Aslında son dört kaynak çok hızlıca geçebiliriz belki de. Değil mi? Nasıl zaman durumumuz? Sona hızlıca doğru. Geçelim merak çok hızlı. Ediniz. Çok hızlı. Peki Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün yerbilimleri.mta.gov.tr adresinden ulaşılabilen bir harita var. Burada ben bunu da bilmiyordum. Bu rehberi hazırlarken çok çok ilginç aktif fay hatlarını görebiliyorsunuz. Diri fay hatları deniyor. Heyelan bölgelerini ve son 24 saat hafta ve ay içinde yaşanan depremlerin merkezlerini görebiliyorsunuz. Bir son 27 numaralı görseli alırsak bakın burada 99 depreminde Yalova'daki Aksa fabrikasını görüyoruz. Bu fabrikanın kırmızı çizgi sarı ve siyah sarı çizgiler ve siyah çizgi fay hatları ve 99 depreminde bu fabrikanın tankları hasar gördü ve depoladığı akronitril toprağa, denize ve havaya karıştı. İnsanlar bayağı böyle çok ciddi bir panik içinde oradaki dağlara, tepelere kaçtılar. Ve o fabrika hala çalışmaya devam ediyor. Hangi yapıların, hangi fay hatlarının yakında kurulduğunu da bunun üzerinden görebiliyoruz. Evet, yani. Evet, evet. Yani nükleer santrallere falan da bakmanızı tavsiye ederim. Onların da yakınlarından fay hatları geçtiği gözüküyor. Depresyona girdik yeniden. Tekrardan depresyona girdik. Çok hızlı ışık kirliliğini gösterebilirim. Bunu da ben yeni öğrendim. Hatta böyle bir veri olduğunu da bilmiyordum. Bu yine lightpollutionmap.info. Bu özel bir kaynak. Aslında o kadar gündemlerimiz sert ki yani ışık kirliliğine gelemiyoruz bile. Ama bu da işte yaban yaşamına bile zarar veren. Çünkü işte sadece şehir yani büyük şehirlerde değil artık birçok işte köyde vesairede ışık kirliliği olduğunu görebiliyoruz bu haritadan. Bu işte beyaz ve pembe renklerdeki yerler en yoğun ışık kirliliği. Bir sonraki görselde de İstanbul'u görüyoruz. Kırmızı ve turuncu renkler İstanbul'da ışık kirliliğinin en yoğun olduğu alanlar. Hani bu kaynak şey için de sadece ışık kirliliği için değil, hani bir afet durumunda nerede popülasyon yani sonuçta Google Maps'ten baktığınız zaman bir köy gözüküyor ama belki o köy boşalmış. Ama içinde ışık kirliliğini görüyorsak orada elektrik kullanan insanlar olduğunu anlıyoruz. Nerede insan yaşıyor sorusunda cevabı. Aynı zamanda depresyondan çıkmak isteyenler gökyüzüne ve yıldızlara bakmak istiyorlarsa nereye kaçıp çadırlarını kurabilecekleri konusunda da buradan bilgi edinebilirler. Son iki kaynağa geldik. Envanter.gov.tr. Bu 2010 senesinde hazırlanmış bir kaynak İstanbul Kültür Envanteri adıyla. Sadece İstanbul değil Ankara ile de ilgili kayıtlar var ama çok kapsamlı değil. Şimdi burada işte Beyoğlu'ndaki 30 anıt eserin kaydını gördük hızlıca. Bir sonraki görselde de Beyoğlu'nda yıkılmış Latife Hanım Köşkü değil mi? Latife Hanım Köşkü'nün 91'den kalma tescil kaydı gözüküyor. Genelde eser isimleri erkek ismi olduğu için Latife Hanım Köşkü çok hoşuma gidiyor benim. Yani böyle bir köşk yıkılmış. Bunun yerini görebiliyorsunuz. Biraz hakkında işte tescil kaydını görebiliyorsunuz falan. Böyle. Son kaynağımızda bunu da rehber bittikten sonra Çiğdem Toker'den öğrendim. Ve işte tam yerel seçimler sonrası olduğu için muhakkak dahil etmem gerektiğini düşündüm. Burada Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi muhasebat.hmb.com
gov.tr adresinde. Burada kamu idarelerinin bütçe geliri ve giderleri, yani nereden ne kadar vergi toplamışlar ve neye ne kadar bütçe ayırmışlar, bunu görebiliyoruz. Kalem kalem gözüküyor bu. İşte bende en son 2019 Ocak ve Şubat verileri var. 32 numaralı görselde 2019 Ocak ve Şubat'ta çevre koruma hizmetlerine toplamda 24 bin lira harcandığını görebiliyoruz mesela. Bir sonraki görselde de karayolu inşaat işlerine ne kadar harcandığını görelim. Yaklaşık 9 milyon lira Ocak ve Şubat'ta, görselin sağ tarafı gözükmüyor ama kırmızı ile işaretli olan değil, bir alttaki. Yani işte Ocak-Şubat ayında çevre koruma hizmetlerine 24 bin lira harcanmışken karayolu inşaatlarına 9 milyon lira harcandığını görebiliyoruz. Bu da kamunun önceliklerini okumak için yararlı bir kaynak. Evet, depresyona girdik çıktık. Pek çok şey öğrendik. Ben her seferinde bu rehberdeki kaynakları konuşurken Elif'le çok etkileniyorum. Aa, böyle bir şey varmış, hemen eve gidip bakayım diye. Bu bile çok güzel. Tekrar içinde bulunduğum şehre bakmak, onunla ilgili kurcalamak, merak etmeye devam etmek, depresyona girmek olsun, çıkmak olsun. Bugün çok kıymetli. Ellerine sağlık gerçekten. Müthiş bir emek. Bunu çok teşekkür ederim. Grafik ekibinin ve ekoloji kolektifinin de ismini son olarak olalım kapatırken. Okay Karadayılar'ın bol emeğiyle güzel bir tasarım oldu. Arkada da notlar kısmı. Evet, notlarınızı alabilirsiniz. Orada kendi notlarınızı görmeyi de bekliyoruz diyelim. Evet. Okullar da bugün açıldı. Böyle birazcık da okul kitabı gibi bir şey, renklerdi işte, kırmızılar, maviler falan. Öyle bir rehberimiz yani. Evet. Umarım iş görsün, araştırmalara vesile olsun, keşiflere vesile olsun. Evet, neler keşfedilmiş bekliyoruz haberlerini almayı da izleyicilerimizin. Tekrar etmiş olalım. Kent ve ekoloji araştırmaları için internetten kamusal veriye ulaşma rehberini edinmek isterseniz iklimadaleti.org üzerinden hem sanal kitaba erişebilirsiniz hem de bendeki gibi basılı versiyonunu isterseniz sadece gönderim ücretini ödeyerek ücretsiz olarak sevgili Elif İnce'nin kitabını alabiliyorsunuz. Çok teşekkürler. Sen yine 45 dakika içinde böyle bir sıkıştırılmış yine bize bir ders yapabildin. Ellerine sağlık, ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Evet, Şehir Hepimizini izlediniz. Rejiye de çok teşekkürler. Bugün konuğum sevgili Elif İnce'ydi. Tekrar çok teşekkür ediyorum gelip paylaştığın için. Hoşça kalın, iyi günler.